Merhaba arkadaşlar, Küçük Eller Büyük İşler kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir lezzete sahip olan şekerpare tatlısını yapacağız. Bu tatlıyı yaparsanız bir daha pastaneden almayacaksınız. İsterseniz bu harika tatlının yapımına geçelim. Tatlımızın şerbeti için 6 su bardağı şeker, 6 su bardağı su, 1-2 damla limon. Şerbetimizin soğuk, tatlımızın sıcak olması gerekiyor. O yüzden şerbetimizi hazırladıktan sonra bir köşeye katıp soğumasını bekleyelim. Suyumuzu ve limonumuzu kattıktan sonra ocağımızı açalım ve 10 dakika boyunca kaynatalım. Ta ki şekeri eriyene kadar. Şekeri eridikten sonra bir köşeye katıp soğumasını bekleyelim. Malzemelerimiz 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı irmik, 2 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 2 yumurtamızın bir sarısını ayırıyoruz üzerine sürmek için ve 125 gram tereyağımızı katıyoruz. 2 yumurtamızı ekliyoruz. 1 su bardağı irmiğimizi, 1 bardak pudra şekerimizi, 1 paket kabartma tozumuzu. Bu yumurta sarısını üstüne süreceğiz, o yüzden katmıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ. İyice tereyağımızı ezelim ve karıştıralım. Benim tatlımın hamuruna 5 su bardağı un girdi. Sizin tatlınızın hamurunun büyüklüğüne göre değişecektir. Ele yapışmayacak bir kıvamda olması gerekiyor. Malzemelerimizi iyice ezdikten sonra unumuzu ekleyebiliriz. Aldığı kadar un ekleyelim. Hamurumuzun ele yapışmayacak bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurumuz yavaş yavaş kıvam aldıktan sonra elimizle yoğurma aşamasına geçebiliriz. Ben şekerpareme iki çeşit şekil verdim. Siz hangisini arzu ederseniz o şekli verebilirsiniz. Elimizi iyice yuvarlayalım. Ve ortasına bir delik açalım. Ben fındıkla süsleyeceğim için delik açıyorum. Siz süslemeyecekseniz eğer açmaya da bilirsiniz. Ben bazı şekerparelerimi uzunlamasına yaptım. Sade olacak bunlar. Şekil verme aşamamız bittikten sonra fındıklarımızı yerleştirelim. İsteğe bağlıdır. İsterseniz fındıklı, isterseniz fındıksız yapabilirsiniz. İki türlüsü de çok güzel oluyor. Fındıklarımızı da yerleştirdikten sonra önceden ayırdığımız yumurta sarısını eşit bir şekilde şekerparemize sürelim. Her tarafına eşit bir şekilde sürdükten sonra çatalımızın arka tarafıyla şekil verelim şekerparemize. Şekil verdikten sonra 170 derece ısınmış fırınımıza atalım.
benim şeker paylarımı çok güzel bir şekilde kızardı ve soğuk şerbetini dökmeye başlıyorum. Tatlı muz şerbetini 4,5 saatte çekmektedir. Bu şerbet çok yeniyor. Ben şekerpareliğimi fındıklılarını Hindistan ceviziyle sadelerini ezilmiş fındıkla süsledim. Size sunum amaçlı ben 1,5 saatlik süreden sonra gösteriyorum. Çok güzel bir şekilde oldu. Ama siz 4,5 saat sonra yerseniz daha iyi olacaktır. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.